İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Bizleri Fıtrat TV YouTube kanalı üzerinden izleyen, 102.6 Radyo Fıtrat radyomuzdan dinleyen tüm dostlarımıza iyi akşamlar. Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır Hocam ile beraber hazırlayıp sunduğumuz Ekonomide Algı Yönetimi programımızın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah yardımcımız olsun. Cümlemizin iyisiniz inşallah. Allah'a hamd senalar olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür. Hafif bir rahatsızlık var, o da geçecek inşallah. Bu hafta para vakıfları konusuna temas edelim dedik. Çünkü programın sonunda sayın seyircilerimiz ve izleyicilerimiz görecekler ki yine bugün yaşanan sıkıntılı durumun müsebbiplerinden bir tanesi tarihsel yapılan hatalar. İsterseniz vakıf ne demek? Oradan bir çok kısaca değinelim. Yani hangi amaçla vakıf kuruluyor? Ondan sonra da para vakıflarına geçiş yapalım. Şimdi bir insan bir malını kamu yararı için tahsis edebilir. Mesela bir cami yaptırırsınız, çeşme yaptırırsınız. İşte insanlar gelsin namaz kılsın. Orada su içsin ya da bir okul yaptırırsınız yahut başka yani insanların yararına olacak şekilde yaptırabilirsiniz. Ya da bir yerin gelirinin bir hayır için kullanılmasını isteyebilirsiniz. Bütün bunlar sizin yetkiniz dahilindedir. Vakıf dediğimiz zaman da yani o artık ben onu yaptım, onu kimse alamaz, kullanamaz falan. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii o şey mezhepler şimdi aklıma geldi, onlara girmemize gerek yok çünkü ona lüzum yok. Şimdi ister istemez mezheplerin görüşleri aklına geliyor. Şimdi bir binayı tahsis ettiniz, dediniz ki bu falanca şeyde ve elinizden de çıkardınız, hukuki yapılarını yaptınız, tamam. İşte cami. Siz öldükten sonra artık sizin mirasçılarınız o camiyi biz vermiyoruz, istiyoruz falan diyemezler. Onun için onun adına vakıf deniyor. Yani artık başka bir işe tahsis edilemiyor. Şimdi onun yararlanılabilecek bir şey olması gerekiyor. Yani işte camide gider namaz kılarsınız, şişmenin suyunu içersiniz, efendim. Okulda talebeleriniz okur, yol yaparsınız, insanlar oradan geçerler. Onun kendisinden yararlanılması lazım. Kendisinden yararlanılamayacak şey vakıf olmaz. Kendisine yararlanma ne? Mesela diyelim ki şimdi şöyle cebimden bir para çıkarayım. Şimdi şu 100 lira. Bunun kendisinden yararlanma imkanı var mı? Kendisine yararlanamaz bu paranın. Yani bu ne? Cami gibi bunun üzerinden namaz kılınır. Ne çeşme gibi bunun suyu içilir, ne okul gibi bu şey yapılır. Bu ne? Bunu tüketmeden yararlayamazsınız. Dolayısıyla bunu vakıf durmak demek yani. Bu duramaz yani. Bu elden çıkacak ki şey yapsın. Öyle olunca da para vakfedilemez. Genelde böyle genel bir kural vardır. Şeyler Hanefi mezhebinden, Ebu Hanife'nin talebelerinden İmam Züfer diye bir zat vardır. Evet. Şimdi o şöyle demiş. Demiş ki para da vakfedilebilir. Ne olacak? Yani belli bir amaç için vakfedilir. Nasıl olur? Paradan yararlanma, parayla bir ticaret yaparsınız. O ticaretten elde ettiğiniz geliri hayra harcarsınız. Tabii bu mantıklı bir şey değil. Ben şimdi mesela işte ticaret yapıp ortaklıklar kuranlar o paradan kar garantisi veremezler yani mümkün değil. Orta paranın kendisi de gidebilir. Hele birisi bir amaca vakfetmişse insanlar onu kötüye kullanabilirler. Yani İmam Züfer diyor ki bu parayı alır bununla ticaret yapmak için ki mudarebe yaparsanız diyor. Mudarebe de para benden, çalışmak senden. Sen bu işi çok iyi biliyorsun, al bu parayı. Ben vakfın yöneticisi olarak al, çalış.
elde edeceğin karın yarısı senin, yarısı benim. Ya da %10'u senin, %90'ı benim vakfımızın diyebilirim. O işte o gelir, o gelir. Parayı vakfeden kişinin belirlemiş olduğu alanlarda kullanılabilir diyor. Şimdi mantık olarak güzel. Fakat realiteye aykırı. Neden realiteye aykırı? Yani bu birisine sermaye verdiğiniz zaman hiçbir zaman kar garantisi olmaz. Mudarebede kar gelirse kar paylaşılır. Zarar olursa karı aşan zarar ana paradan gider. Bir müddet sonra para kalmaz. Yani kötü niyetli insanlar, kötü niyetli insanlar devreye girerse, ama şimdi şurada bir cami yaptırmışım. Kötü niyetli insanlar yani kolay kolay camiyi engelleyemezler yani. Ha ne olur? Yeni bir yönetim gelir. İşte insanlar değişir, inançları değişir falan filan olabilir. Ya da su akıyorsa suyu kolay kolay insanlar engelleyemez falan. İşte şimdi böyle bir görüş var. Yani şeyde bir de şu var. İki türlü vakıf vardır. Birisi ölüme bağlı olarak yapılan vakıf. Ben ölürsem şu malım şu alanda olsun. Yani ben öldüğüm zaman şu bina, oturduğum binayı fakirler için tahsis edin. Fakirler gelsin otursun. Ya da burayı okul yapın. İşte binam büyük. Ben öldüğüm zaman şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın şeklinde şeyler var. Yapılan vasiyet yoluyla yapılan vakıflar var. Bunu da mezhepler kabul eder ama bunu Kur'an-ı Kerim kabul etmez. Yani mesela şimdi şöyle şu ayet-i kerimeyi bir şey yapayım da. Tabii senin bu soruyu soracağını bilmediğim için ona göre hazırlık yapmadım. Şimdi bakın şu ayeti okuyayım. Oradan sen ve izleyicilerimiz kararlarını versinler, dinleyiciler versinler. Çünkü sadece televizyondan değil, radyodan da dinliyorlar. Onun için izleyici de desen yanlış oluyor, dinleyici de desen. Tamam. Neyse şimdi Allah-u Teala burada şöyle diyor. Mealden okuyorum, Diyanet mealinden. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Allah'ı zikretmek, Allah'ın kitabını okumaktır. İşte Allah'ı zikret gelenekse de tesbih çekmektir diyor. Bu, maalesef işte bu meallerde bunları yazmak lazım. Allah'ın kitabını anlamaktan alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Şimdi şeyden beri, asırlardan beri Müslümanlar Allah'ın kitabını okumadıkları için tümüyle ziyana uğramışlardır. Şu anda da öyle. Şimdi bakın mesela ya veledine la tüküm emek ve an zikrillah. Zikrullah dediğimiz Allah'ın zikri, yani Allah'a ait bilgilerin bulunduğu kitap demektir. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in adı zikirdir. İnna nahnu nazzalna zikredir. Bu zikri biz indirdik. Bütün ilahi kitapların adı zikirdir. Hâzâ zikrü men ba'ye ve zikrü men kavlidir. İşte bu benimle beraber olanların zikri ve benden öncekilerin zikridir. Zikir, kafaya yerleştirilmesi gereken doğru bilgi. Sözlük anlamı odur. Dolayısıyla kafaya Allah'a ait olan bilgileri kavramak için ne diyor ey müminler? Sakın mallarınız ve evladınız buna engel olmasın. Fırsat bulduğunuz zaman Allah'ın ayetini anlamaya çalışın. Namaz da zaten Taha suresinin 14. ayetinde Allah Musa aleyhisselama şöyle emretmiştir. Ve akimus salate li zikri. Benim zikrim için o namazı tam ve vaktinde kıl. Peki o namaz, çünkü bu namaz Adem aleyhisselamdan beri aynı namazdır. Hiç değişmemiştir. 5 vakittir. Her şey aynıdır yani. Şimdi namazı da Allah'ın kitabını anlamak için yapmamız lazım. Biz burada diyor ki Allah
mallarınız ve evladınız Allah'ın zikrinden sizi alıkoyması, zikri tesbih çekmeye çevirmişler ve tabii her şeyi tarumar etmişler maalesef. Kim bunu yaparsa kaybeder diyor. Yani Allah'ın kitabını anlamaktan uzaklaşırsa kaybeder. Şimdi mesela siz Allah'ın ayetlerini anlamaya başladığınız zamanla ondan önceki zamanınızı karşılaştırsanız ne dersiniz? Büyük bir ferahlama var. Hı? Büyük bir ferahlama var. Ha. Yani şimdi Allah'ın ayetleriyle yüze geldiğiniz zaman ne oluyor? Problemleriniz çözülüyor değil mi? Tabii, rahatlıyorsunuz, tabii. Huzur buluyorsunuz. Ama Allah'ın ayetlerinden uzaklaştığınız zaman da bu defa dininizi kimden öğreniyorsunuz? İşte tırnak içinde alim dedikleri kişilerden. Peki şimdi siz hocalarla görüştüğünüz zaman, yani hocalar sorduğunuz sorulara Kur'an'dan mı cevap veriyorlar, gelenekten mi? Gelenekten cevap veriyor. Gelenekten verilen cevaplar Kur'an'a uyuyor mu? Çoğunlukla uymuyor. Uymuyor. Şimdi bak, ben şimdi tam dersimizle alakalı şey yapacağım, konumuzla ilgili. Şimdi Allah diyor ki, mesela gelenekte ölüme bağlı vakıflar yapılabilir. Gerçi buna karşı çıkan mezhepler vardır da, bu ittifakla kabul edilen bir şeydir. Hele bir şey yapılmışsa, mahkeme kararıyla tescil edilmişse tamam. Bunu kabul, hiç kimse itiraz etmez onu. Ona ben ölüme bağlı olur. Ben öldüğüm zaman şu malım falan yere vakfedilsin. Güzel. Yani falan yerde ben o zaman ölene kadar kim kullanacak? Ben kullanacağım. Şimdi bakın Allah ne diyor burada? Şimdi bu meadan okuyorum. Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim ben yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce ve benim ölümümü belli bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam. İşte o vakfedilmiş olan malın şeyi de sadakadır. İyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Harcama, Allah yolunda harcama ne demek? Malın elden çıkması demektir değil mi? Ne zaman öldükten sonra oluyor mu bu? Ayete göre olmuyor. Ayete göre olmuyor. Bak ayet bu. E şimdi Müslümanların yani mallarını vakfetsin diyen insanlar ne diyecekler? Ayet okumak onların hesaplarına gelir mi? Gelmez. İşte onun için bak kaybedenler sizsiniz. Şimdi Allah eceli geldiğinde hiçbir kimseye asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Yaptığınızdan haberdardır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayetlere tam uygun olarak şöyle diyor. Diyor ki cimrilik ve böyle mal arzusu varken sizde, zenginleşme arzusu içerisindeyken malınızı elinizden çıkarın. Yani böyle mal canın yongasıdır, canından gitsin, biraz canın acısın, işte o zaman gönderin. Ama ölüm gelip çattığı zaman, ya ölmeden önce, ya bu falancanın, bu filancanın, bunu falancaya verin, bunu filancaya verin demeyin, zaten artık senin değildir diyor. Öldüğü zaman mal kimindir? Mirasçıların. Şimdi bakın bu ayet, az önceki ayet ne dedi? Kur'an'ı öğrenin de kaybetme, kaybedenlerden olmayın diyor. Şimdi bir de bakın şurada bir de şu ayeti bu konuya delil getirirler. Güya sanki Kur'an'a uymuş kendilerini göstermek için. Bak şuradan ayetin mealini okuyorum. Bakacağım sen çok dikkatli ol. Bakayım ne anlayacaksın. Çok dikkatli takip et. Bakara 180. ayet. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman ne demek? Ölmek üzere. Üzeriz. Ölmek üzere. Eğer geride bir hayır bırakmışsa ölmek üzere olan geriye mal bırakır mı? Bırakacaksa denir değil mi? Tabii. Bırakmışsa ne demek? Bırakmış ölen içindir. Ölecek bir şey içindedir. Bak görüyor musun? Böyle ne kadar? Şimdi bak. Anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması ölüm gelmiş, çatmış adam vasiyette bulunacakmış. Kime? Anaya, babaya ve yakın akrabaya vasiyette bulunması
Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerine bir hak olarak size farz kılındı. Kime farz kılındı? Ölene mi? Ölmek üzere olana mı? Bana mı? Bakın şuradan açıkça söylüyorum. Kendisini alim diyen, kendisine efendim tefsir alimi diyen kim varsa yeryüzünde, bir tanesi gelsin şu ayete bir doğru mana versin de bir göreyim. Alnından öperim. Niye böyle yapmışlar biliyor musunuz? Bak. Şimdi ayetin anlamı ne? Burada benim anladığım şey diyor yani. Ölüm anındayken vasiyet edebilirsin. Vasiyet yok. Ölüm anındayken vasiyet. Vasiyet sadece borcun bildirilmesidir. Yoksa şu mal falana denmez. O şeyde ben Medine'ye son gidişimde ki ondan sonra artık bir daha gitmedim. O Medine İslam Üniversitesi'nin hocaları iki gün kalmıştım. Bir ekonomik toplantıyla alakalıydı. O toplantıyla birlikte 6 tane toplantı yapmıştık. O toplantı çıkarsa 5 tane üniversite düzenlemişti toplantı benim 2 gün için. Ama üniversitenin içinde değil de üniversitenin hocaların evlerinde. Çünkü üniversitenin içinde olması için bir takım şeyler gerekir biliyorsun. Ön hazırlıklar, izinler, evet. Şunlar bunlar. Üniversite hocaların evlerinde. Orada bana tefsirde zirve dedikleri bir hocaları var. Neyse şimdi adı hep unutuyorum adamın adını. Emekli olmuş üniversiteden. Hocam dediler, oradaki hocalar, Abdülaziz Bey dediler, şu zat tefsirde zirvedir, senin gibi Kur'an'ı Kur'an'la açıklıyor, onunla bir görüşmek ister misin? Tamam dedim, görüşelim. Adamın evine gittik akşam, o Kur'an'ın Kur'an'la açıklanma sistemini anlattım, ondan sonra şu ayete bir meal verdim, ki bakın hiç şeyi bozmadan, ayetin metnini bozmadan nasıl mana veriliyor? Ya eyyühellezine amenu. Yok. Yukarıya şey yap. Kütübe aleykum. Size farz kılındı. Size farz kılındı derken kim anlaşılır? Size derken? Bütün Müslümanlar anlaşılır mı? Tamam Müslümanlar. Ey Müslümanlar size farz kılındı. İzâ hadara ahadekumul mevt. Sizden birisi daha yeni ölmüşse. Hadar el-mevt ölüm öncesi içinde kullanılır. Hemen yeni ölmüş kişi içinde kullanılır. Şimdi biraz sonra yeni ölmüş olduğunu hemen anlayacağız. İntereke hayran geriye mal bırakmışsa. Ölmemiş bir kişi geriye mal bırakmış olur mu? Olamaz. Onun mecburen öldü manasını anlayacaksın. Ne? El vasiyeti, o vasiyeti yerine getirmek. O vasiyet ne? O vasiyet de Nisa suresindeki vasiyet. Nisa suresinin 12. ayet, 11. ayetinde Allah vasiyet demek birine görev yüklemek demektir. Allah size işte görev yüklüyor. Evladınız konusunda işte erkeğe iki kısım payı kadar verin diye devam ediyor. Bak yusikumullah. Allah size vasiyet eder, görev yükler. Bu Allah'ın vasiyeti. Vasiyet görev yüklemek demektir. Zaten ölen kişi vasiyet ettiği zaman da birilerine görev yüklüyor demektir. Tamam mı? Ondan sonra sonunda diyor ki 12. ayette vasiyetin minallah, Allah tarafından olan vasiyet. Şimdi görev yüklemede nedir diyor? Bak, lirical nasibu mimma terekel valideyni vel akrabun ve linnisai nasibu mimma terekel valideyni vel akrabun. Anne, erkeklerin geriye bıraktıklarından anne baba ve en yakınlar için bir pay vardır. Ondan sonra erkekler için yanlış oldum. Ana baba ve akrabalarının geriye bıraktıkları için erkekler için bir pay vardır. Kadınlar için bir pay vardır. Allah'ın belirlediği paylar. Lil valideyn vel akrabin. Bak Arapça bilmeseniz bile buradan diyor ki el vasiyyetu lil valideyn vel akrabin. Bak lil valideyn vel akrabin geçti mi ayette? El vasiyeti de vasiyete minallah diye de geçti. İşte Allah'ın en yakınlar için yüklediği o görevi
yerine getirmek müminler sizin üzerinize farz kılınmıştır diyor. Hakkan alel muttakin derken yani el vasiyetu lil valideyn vel akrabine bil maruf. Allah'ın orada belirlediği paylara göre mirası paylaştırmak size farz kılınmıştır. Yanlış yapmaktan kaçınanların üzerinde bir görevdir diyor. Şimdi bunu anlattım orada, ayeti okudum. Tabii orada Arap dili konusunda çok çok yüksek seviyede uzmanlar vardı o toplantıda. Adam kendisi de zaten hem Arap hem tefsirde zirve dedikleri kişi. Şimdi bu ayeti okudum. Mealini verdim. Nedir? Birisi vefat ettiği zaman miras paylaşımı o kişinin mirasçılarına bırakılmaz. Mirasçıya bırakmayacaksın. Kime bırakacaksın? Miras paylaşımını Müslümanlar yapacak. Çünkü mirasçılara bırakıldığı zaman duygusallıklar devreye girer. Ya daha bir dakika işte bu daha babamızın bu film mirastan yararlananlar daha şeyi kurmadı, kefeni kurmadı bilmem ne falan filan diye böyle duygu kullanarak maldan yararlanırlar. Ve kaçırmalar şunlar bunlar olur. Allahü Teala diyor ki daha yeni ölmüş hemen mirası paylaştır. Hemen paylaştırın. Kim paylaştıracak? Mirasçı olmayanlar paylaştıracak. İşte bu bütün Müslümanlara görevdir. Adam hemen dedi ki ya evet dedi ya. Gerçekten dedi. Bu yapılmadığı için mirasta çok büyük şeyler oluyor. Haksızlıklar oluyor dedi. Ve insanlar birbirini öldürecek kadar düşmanlıklar meydana geliyor dedi. Öyle deyince ben tabii bu ayetlerin ayetlerle açıklama metodunu da orada kısaca anlattım. Hikmet metodunu. Orada Arap Dil Edebiyatı Dekanı hemen devreye girdi. Ki Arapçayı Araplar arasında en iyi bilen kişilerdendir. Dedi ki hocam dedi, onların hocasıymış çünkü. Abdülaziz Bey'in metodu çok güzel değil mi dedi. Böyle dedi. La 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 hâdâ yudullu nâs an sevîlillâh. Hayır, hayır, hayır. Bu insanları Allah yolundan saptırır dedi. Ya az önce çok güzel dedi. Hani hiç yanlış bulamadı. Adama dedim ki, peki dedim. Şu ayete sen bir mana ver dedim. Ama bir şartım var. Ayet anlam verirken araya bir takım cümleler sokuşturmayacaksın. Kelimeler sokuşturmayacaksın. Araplar ona takdir derler. Araya kelimeler sokuştu. Tamam dedi, başladı. Aynen benim gibi. Ey müminler, size farz kılındı. La yümkünü tefsir bidûni takdir dedi. Araya kelimeler sokuşturmadan bu ayet tefsir edilemez dedi. İşte kelimeler sokuşturmuşlar, ayetin anlaşılmasını tamamen imkansızlaştırmışlar. Saçma. Bir haşa, Cenab-ı Hakk'a saçma bir söz mal etmişler. Bütün tefsirler böyle ama. İstisnasız. Ben hayret ediyorum ya. Hiç Arapça, azıcık Arapça bilseniz ne oluyor ya? Ya ben Arap değilim. Hiçbir Arap ülkesinde yaşamadım. Tamamen Türkiye'de yaşadım. Peki ben bunu biliyorum da siz niye bilmiyorsunuz? Arapsınız, bu kadar şey var. Ondan sonra dedim ki tamam, istediğin takdiri yap. Yani araya kelime, istediğin kelimeleri sokuştur. Ama bir şartım daha var. Bu ayet bittikten sonra, bu ayeti bitirdikten sonra bu ayet neshedilmiştir demeyeceksin. Yürürlükten kalkmıştır demeyeceksin. Tamam dedi. Şimdi ayete kendi o iki geleneksel şekilde anlam verdi. Şimdi bak, burada şey yapsak. Sen hiç duydun mu ölüm döşeğindeyken vasiyet eden bir insanı? Duydun mu? Öyle ölüm döşeğinde bir adamın söyledikleri zaten kabul edilmez. Zaten hukuken geçersizdir. Şimdi şöyle, bak şuradan 42 dipnotu okuyayım. Bu ayet vasiyetle ilgiliymiş. Miras paylaşımıyla ilgili değil. Bak burada diyor ki vasiyetle ilgili bu emir. Henüz mirasla ilgili kurallar açıklanmadan önce verilmişti. Az önce gösterdim. O ayete
şey yapıyor, atıfta bulunuyor bu ayet. Amaç ise varisleri adaletsizlikten korumaktı. Daha sonra mirasla ilgili hükümler Nisa suresinde açıklandı. Açıklandı ama bu yerine korkmuş, neskedildi dememiş. Bu ayet neskedildi derken, burada şey var, bakayım bu mutlaka yakın zamanda bizim bu, bizim çoğusu bizden ciddi manada çekindiği için şey yapamıyor, yazamıyorlar yani şeyleri. Ya eskiden vardı, şu hadiste neskedilmiştir diye şey yaparlardı, mutlaka bu yeni baskılardandır. Ben kaç yılında? 2006'da. Ha, ben bu dediğim şey, bu şahısla görüşmem 2006'dan önceydi yani. Evet. Yani 2005'te onlar beni zaten devre dışı bırakmışlardı. Yani 2004, 2005 de olabilir belki ama 2006'dan önceydi. Neyse şimdi adam ayete bir kendi keyfine göre bir anlam verdi. İşte burada okuduğumuz gibi. O da dedi ki bu ayetin neskedilmiş olması mümkün olmaması mümkün değil. Bu ayet mensuhtur dedi. Çünkü öyle bir mana veriyorlar ki işte burada da oku, hiçbir anlamı yok. Peki neskeden ne? Yani ayeti yürürlükten kaldıran ne? Efendim Resulullah demiş ki la vasiyete li varis. Lan hani nerede geçiyor bu? Mirasçıya vasiyet olmaz. Nerede geçiyor? Onu da uydurma bir söz. Ondan sonra adama dedim ki bak, orada tabi hocalar var. Bakın dedim, siz Arapsınız. Ben Arap değilim. Hiçbir Arap ülkesinde de yaşamadım. En fazla ilmi toplantılara geliyorum. En fazla 3 gün kalıyorum. 3 günde insan, çünkü konuşma şeyi gerektiriyor. Çok fazla bir mümareseyi, bir pratiği gerektiriyor. Siz işte İngilizce birkaç tane dil biliyorsunuz. Onların içinde yaşamadığınız zaman oluşmuyor. Sizden çok rica ediyorum dedim. Sakın ha, bu adam Türk'tür. Hatasına göz yumalım demeyin dedim. Kesinlikle. En küçük bir hatamı yakaladığınız zaman derhal müdahale edin dedim. Sonra bu ayet az önce söylediğim gibi şey yaptım. Bu miras paylaşımının mirasçılar dışındaki adam ölmüş, yeni ölmüş. Daha zaten şöyle derler. Bir insan öldüğü zaman teçhiz-i tekfin, gaday-i düğün, tempiz-i vasaya, kısmet beynel verese diye bir 4 şey yaparlar. Adamın önce defnedilir, borçları ödenir. Şimdi vasiyeti sokuşturdukları için vasiyetleri yerine getirir demişler ama şu manada vasiyet yerine getirilir. Borçları varsa o ayette de vardır. Yani adam yazılı borç değildir de birisine borcu vardır. Kimse bilemez. Onu dediyse yerine getirmek gerekir. Ondan sonra ve miraslar arasında pay edilir. Şimdi bunu mirasçılar değil Müslümanlar pay etmek zorundadır. Şimdi bu ayeti tamamına verdim. Hiçbirisi bir tane hata bulamadı. Ne yapsın? Adam öyle deliye döndü o. Bir şey söyleyemiyor. Tefsirde zirve. Kendi talebeleri orada. Buradan çok büyük bir tefsir alimi. Tefsir yazmış. Kur'an ansiklopedisi yazmış bir kişi. Hikmet Beşir şimdi aklıma geldi. Hikmet Beşir adı. Baktım adam şey yapıyor. Evde dolaşıyor. Bana bir şeyler yapmak istiyor. Adam iyice kafayı yedi yani. Ya diyor, üstad dedim çok teşekkür ederim. Ben çok istifade ettim. Ben müsaade alayım. Böyle bir sevindi ki evden çıktık geldik. Şimdi bakın. Hiçbir delile dayanmadan, işte Sa'd bin Ebi Vakkas'la ilgili de bir hadisi yanlış yorumlayarak, şimdi biraz sonra da göreceğiz. Hiçbir delile dayanmadan vasiyet diye bir şey oluşturmuşlar. Oradan vakıflar oluşturmuşlar. Bir insan eğer mirasçılarıyla arası iyi değilse, şey yapıyor, vasiyet ederek mirasçılardan mal kaçırıyor. Ya da hava atacak, işte falan yere vasiyet ettim ve onlar da geliyorlar, bu adamı hava atma değil de bu adamı cennete gönderiyorlar. Milletin elinden malını alma yolu bu. Hayattayken bağışlayacaksın kardeşim. Canın yanacak, ki sevap alasın.
Şimdi vasiyetten ondan sonra vakıflar yapmışlar. Para vakıfları. Olmaz. Efendim İmam Züfer Hanefi mezhebinden demiş ki efendim demiş olur. Bunlar sadece işte mudarebe yoluyla yani emek sermaye ortaklığıyla kullanılır. Gelirinden de fakir fukaraya yani adamın istediği yerlere verilir demiş. Peki şeyler Osmanlılar ne yapmışlar? Diyor musunuz? Osmanlılar ne yapmışlar? Osmanlılar tutmuşlar. İmam Züfer'in görüşünü almışlar burada. Yani bir şeye dayanmaları gerekiyor ya para vakıflarında. Ebu Hanife'nin talebelerinden İmam Züfer. Bu Züfer'in görüşü doğru mu yanlış mı bir kere? İmam Züfer'in görüşünü bırak. Mezheplerin hiçbirisinin görüşünün doğru tarafı yok. Tamam. Az önce okudum. Ayetlerin Allah ne dedi? Ölmeden yapacaksın dedi. Elinden çıkacak dedi. Hadis de öyle. Bu mezhepler, bak millet bizi hadis düşmanlığıyla suçluyor ya, bir de birkaç kere söylemiştim. Hadi buyurun beyler. Allah'a çok şükür. Yani dünyada tanınma konusunda gelirse herhalde bizimle yarışacak bir Türkiye'de bir ilim adamı çıkmaz. Mümkün değil yani. Hiç kimse bizim ilmi seviyemizle tartışmaz. Hiç tartışana rastladınız mı? İşte, yok. Peki buyurun beyler. Buyurun. Getirin. Bir tane delil gösterin. Siz bize hadis düşmanı diyorsunuz. Bizim herhangi bir görüşümüzü alın. Kullandığımız hadisleri alın. Bütün mezhepleri toplayın. Bakın ki bizim kadar hadis kullanmış mı? Niyetiniz doğruluk değil ki. Şimdi biraz sonra okuyacağız. Üçkağıtçılıkların zirvesidir bu şey para vakıfları. Onlar icma kıyas bayılıyorlar. Sünnetler mi? İcma kıyas. İcma nedir biliyor musunuz? İcma Hristiyanların konsil kararlarının yansıtılmasıdır. Onlar gene şunu söylüyorlar, bizimkilerden çok daha iyi. Falanca tarihte şurada toplandık, şu karar aldık diyorlar. Peki bunlar toplaşıp karar aldıkları, şurada toplaştık, şu karar aldık diyebiliyorlar mı? Ama. O da yok. O da yok. İcmaymış. Allah'tan korkun. İyi. Size alim demek gerçekten çok şeydir yani. Yani bu mezhepler İlimle de uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bunlar tamamen Müslümanları bitiren kuruluşlardır. Evet. Tekrar edelim. Hadi. Hodri meydan. Erkekseniz birinin çıkın çıkın bakayım karşıma. Hepiniz toplanın gelin. Bir taneniz değil. Tamamınız gelin bakalım. Ağzınız açabiliyor musunuz? Hiçbir deliliniz yok. Tutmuşsunuz vakıf şey ölüme bağlı vakıf. Hayattayken yapsın da problem yok. Ama ölüme bağlı olmaz. Şimdi diyor ki burada İmam Züfer ne diyor bakın. İmam Züfer'in sözü Kur'an'a aykırı. Ya hayattayken bağışlarsa değil. Onda problem yok. Ama bunlar hayattan sonrası ile ilgili mesela Ebu Hanife bunu kabul etmez yani. Şimdi İmam Züfer diyor ki para, yiyecek, ölçü ya da tartı ile işlem gören malların vakfedilmesi caizdir. Evet. Parayı vakfettin. Yiyeceği nasıl vakfedeceksin? Ölçü ve tartıyla işlem gören mallar nasıl olacakmış? Efendim diyor ki siz o malları satarsınız. Mesela adam bir mal vakfetmiş. Tamam onu sat, paraya çevir. Ondan sonra o parayla ticaret yap. Ve elde edilen karı şey yap. Kardan belli bir payı fakir fukaraya ver. Tamam. Şimdi İmam Züfer'in vakıf dışında söyledikleri, ha, bu adam hayattayken de yapabilir, o zaman problem yok. Tamam, bu da ticaret diyor. Tamam, yapılabilir, olur. Ne yapılır? Ben bu paramı şuraya ayırdım, bunun karını fakir fukaraya vereceğim. Tamam, ver. Kimse sana bir şey demez. Ölümden sonra olmasın, hayattayken ver. Az önce söylediğim gibi ölüme bağlı olanlardır yani hepsi de. Şimdi tutmuş Osmanlılar, Züfer'in görüşünü almışlar. Ve para vakıflarına izin vermişler, tamam mı? Ebu Suud'un maruzatında var bu. Maruzat diye bir kitapçığı var onun. Neşredildiğini hatırlamıyorum ama ben Süleymaniye Kütüphanesi'nde onu okumuştum. Belki neşredildiğinde çıkmış olabilir yani bilmiyorum. Şimdi
Bunlar tutuyorlar. İmam Züfer'in para da vakfedilir, yani bu menkul malların vakfedilir sözünü alıyorlar ve paraların vakfedileceğine karar veriyorlar. Peki, para vakfı. Para vakfını yaptıktan sonra paradan nasıl yararlanacaksınız? Para vakfında da muamele-i şer'iye dedikleri bir sistem uygulayarak şey yapılıyor, işlem yapılıyor. Şer'iye ne demek? Şeriata uygun. Şeriata, kanuna uygun. Şimdi vatandaş bilmiyor ki muamele-i şer'iye, şer'iye zaten şer'iye. Kelimeleri seçerken de çok dikkatli seçiyorlar. Muamele-i şer'iye, meşru bir işlem demektir bugün. Meşru bir işlem, yani yasal bir işlem. Peki, yasal işlem dediğin ne? Para vakıfları var. Şimdi senin bunun çok çeşitli şekilleri var. Bu şeyde Ebu Suud'un fetvalarında vardır. Burada hepsi de var ama sen okuduysan bilirsin, ben çünkü uzun zamandır yazdım ama epey zamandır okumuyorum. Zannedersem ondan fazla çeşidi olması lazım. Yani aklımda kalan o, çünkü bu kitabı yazalı yıllar oldu. Şimdi bu arada tabii izleyicilerime söyleyeyim, bu Ticaret ve Faiz kitabımız sitede de var. Bunlar evet, bu arada bu kitap dediğimiz bu Ticaret konuyu, ve tabii, faiz kitabı. Bunun Arapçası da var. Tabii. Ve bunlar bizim sitemizden online olarak indirip bakabiliyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. Satın almak istiyorlarsa da Süleymaniye Vakfı yayınlarında var. Şimdi Osmanlıların uyguladığı sistem şöyle. Yani şimdi mesela ben 21 sene mahkeme arşivini yönettim. Benim odamda para vakıflarının borçlanma şeyleri vardı, defterleri vardı. Ona idanat sicilleri derlerdi. İdane borç vermek, idanat sicilleri derlerdi. Borç verme defterleri manasını. Dolayısıyla bu işleri yani şey yaparken birisinin kitabından okuyarak, birisinden duyarak değil, uygulamanın resmi uygulamayı bizzat görerek. Çünkü o belgelerde yanlışlık olmaz. Şimdi şöyle, sizin 100 altına ihtiyacınız var. Geliyorsunuz, ben de para vakıflarından sorumlu bir şeyim, yetkili bir kişiyim. Gelip bana diyorsunuz ki benim 100 altın borcu ihtiyacım var. Kefilim var mı? Başta var. Kim falanca? Ha iyi, tamam. Bir çağır bakalım, kefil olur mu? Gel, ben kefil olurum. Kefil olmasa da rehin de olabilir. Ne? Şu binayı rehin olarak vereceğim. Ha iyi, tamam. Borcu ödemediğin zaman o binayı senden alır. Ondan sonra peki, tamam o zaman iyi. 100 altın alacağım borç. Ne zaman ödeyeceksin? Bir yıl sonra ödeyebilirim. Tamam, olur. Güzel. Peki. Evrak hazırlanıyor. Hadi şunun altına imza at. O kefil de gelsin, imza atsın. Ya da işte şu rehin bırakacağın mal. Onu da rehin işlemlerini yapalım. Ondan sonra tutuyor. Şimdi sana 100 altın borç verecek ya. Al, şey yaptı. Şimdi burada duruyor. Diyor ki, o da Fetavai Ali Efendi diye bir fetva kitabı genellikle olur ama başka bir şey de olabilir. Diyor ki, şimdi diyor şu kitabı sana 100 altın ve padişahın da fermanları vardır. Onu da ben çok okumuşumdur. Onu 11,5'tan fazlaya olmaya, yani 10 altın verip 11,5 altın alacaksınız. %15. %15. 100 altına 115 altın. Yani bugün kağıt parada değer kaybı var. Altında değer kaybı söz konusu değil yani. 115 altın. Efendim diyor, ne kadar? Padişah Efendimiz Hazretleri'nin şeyi var.
fermanı var. Onu 11.30'dan fazlaya fazlaya olmaya diyor. Biz de öyle yapıyoruz. Bu demek ki yani alttan alta daha başka şeylerde çevirebiliyor demektir. Peki yasal. Onu 11.30, 16'ın 11.30'a. Bu nedir? Faizden başka bir şey olur mu? O zaman ne yapıyorlar biliyor musun? Faiz olmaması için tutuyorlar. Böyle yapıyor. Sen 106'ını alacaksın. 106'nın %15'i kaç eder? 15.6. 15.6. Tamam diyor. Ben sana diyor şu kitabı bedelini bir sene sonra ödemek üzere 15.6'na sattım. Sen de diyor aldım diyorsun. Şimdi 15.6'na bu kitabı sana sattım. Bedelini bir sene sonra vereceksin. Tamam. İmzala bakalım bunu. Satın aldın. Bedelini bir sene imzala. Tamam boş şey yap. Ondan sonra benim 106'm bende duruyor. Kasada. Vermedim. Sen ne yapacaksın şimdi? Bağışlayayım. Vakfa bağışlayacağız. Çok hayır sahibisin ya. Hayır. Bu kitap benim vakfa bağışım olsun diyeceksin. Vakfa bağışladın. Şimdi orada 100 altın borçtan dolayı imza atmıştın. 15 altın da bu kitabın bedeli olarak borçtusun. Orada yazılı borcun ne kadar? 115 altın borçtusun. Şimdi artık sana bu kasadan 100 altın çıkarıp veriyorum. Al bu 100 altını. Bir yıl sonra bana 100 altın verirsin. Görüşürüz. Haşa faiz var mı? Yok. 15 altın? Ya canım bu kitabın bedeli ya. Kitabın bedeli. İşte buna muamele-i şer'iye diyorlar. Bunlar Allah'ı kandıracaklar mı sanıyorlar? Bunun tabii kese parası olan kısımları var. İşte altını bana borç verirken keseyle verip onun parasını da aynı şeyle. Fark etme mantık aynı. Hiç önemli değil. Yani veriyorsun bir şeyin bedelini arıyorsun. Neticede vakıf yetkilisi bunun ne olduğunu biliyor. Herkes ben de biliyorum. Herkes biliyor. Yandaki şahit biliyor. Zaten bunu kitapları da, fetva kitaplarını da böyle yazmışlar. Evet. Ebu Suud'un fetvasına bakanlar gider görürler yani. Daha başka fetva kitaplarında da var. Karşı çıkanlar da ölümle tehdit ederek susturmuşlardır. Hatta ilk bu fetvası başka bir fetvayla vakıflar kapatılıyor. Üstüne bir mücadele daha ediyor. Ondan sonra da o anti fetvayı yazanı da sürdürüyor. Ona da bir daha devam edersen. Tabii bir gibi Mehmet Efendi burada müderrisken, yani bugün diyelim profesör, bugünkü şeye göre, karşı çıktığı için adam görevden alınıyor. Bilgiye sürülüyor. Orada da konuşuluyor. O Devlet-i Osmaniye'yi faize soktular diyor. Haberler buraya gelince haber gönderiliyor buradan. O da bizim İstanbul Üniversitesi'nin dergisinde bir arkadaşın makalesi olarak var. Neyse o arkadaşından da aklıma gelmedi şimdi. Orada adama haber gönderiyor. Ebu Suud. Eğer şey yapmazsan Ebu Suud ya da hakimler. İşte bu Ebu Suud'a bir ilgisi var yani. Eğer bu konuşmaları kesmezsen senin kellerini keserim diyor. Dolayısıyla şimdi bu baskılarla devlet yürütmüşler ama mesela her derste söylerim. Şimdi padişah bunu bilmiyor. Padişah anlatıyor diyorlar ki şeriatta olur, meşrudur diyor. Peki oluyorsa yapın diyor. Ama bu ulema denen insanlar var ya. Bunlar batırmışlardır. Osmanlı'yı batıran ulemadır. Bugün de öyle. Bugün de bu memleketi gırtlağına kadar faize sokan hocalar değil mi? Hocalar. Şeyde de mesela Mekke'de yaptığımız toplantılardan birindeydik. Bugün çok meşhur Yusuf el-Karadavi var. İslam Alimler Birliği Başkanı Türkiye'de zaman zaman geliyor. Ama tabii hiçbir toplantıya beni çağırmaz ve çağırsa da zaten gitmem. Yani kendisiyle 20 sene toplantılarda beraber olmuşuz. Birbirimizi gayet iyi tanırız yani. Şimdi bir de onun şu anda yardımcılığı yapan Ali Muhittin Karadağ'ı var. Bu Suriye'de Karadağ.
bölgesinden. Aslında Karadağ da Karadağ da aynı. Karadağ şeyde Mısır'da, bu Karadağ da orada. Bu bizim Orta Asya'ya gittiğiniz zaman dağa Tov derler mesela. Ama işte Karadoğu'da, Karadağ, o da Türklerin verdiği bir isim, bu da Türklerin verdiği bir isim. Birisi Karadağ'ı, birisi Karadavi. Ama Türkiye'de Karadavi demezler de Kardavi derler. Araplar Karadavi'dir. Şimdi o şeyde toplantı yerindeyiz. Hemen Mekke'de, haremin hemen yakınında. Yani bir toplantı yeriyle Mekke arasında sadece cadde var. Hiçbir şey yok yani. Büyük bir otelin toplantı salonundayız. Ali Muhittin Karadağ'ı, ikisi de Katar'dan geliyor. Kalktı, dedi ki, o zaman Katar Üniversitesi'nde de hocaydı, şu anda emekli olmuştur mutlaka. Dedi ki, Sayın Hocam dedi, bunu gerçi bir daha anlatmıştım burada. Tam karşısında oturuyor Yusuf Karadağ'ı. Böyle arada hiçbir şey yok. Sayın Hocam dedi, ben buraya gelmeden önce Katar İslam Bankası'na uğradım. İnsanlara borç para veriyorsunuz, nasıl veriyorsunuz diye sordum. Ya dediler ki işte şeyde, bizim depoda demir var. O demiri satıyoruz onlara. Onlar da bize geri satıyor, o şekilde veriyoruz. Nasıl yapıyorlarmış? Efendim, şöyle yapıyorlarmış. Geliyor mesela, siz gelip diyorsunuz ki benim 1 milyon dolara bu ihtiyacım var diyorsunuz. Peki bu 1 milyon doları ne zaman verirsin diye soruyor. Diyor ki bir sene sonra. Kaç liradan olur? %5, neyse %5 diyelim. 1 milyon 50 bin dolar olarak vereceksin. Biz bir sene sonra. Yani %10 diyelim, 1 milyon 100 bin dolar olsun. Hiç önemli değil. Önemli olan sistem yani. Miktar isterse 1 dolar olsun. Tamam diyor. Sana bedelini 1 yıl sonra ödemek üzere sana 1 milyon 100 bin dolarlık demir sattım diyor. O da aldım diyor. Güzel. İmzalıyorlar belki az önceki de olduğu gibi. Ondan sonra da demir yok orada. Demir depoda. Depoya haber gidiyor falanca adama, işte Ömer Mahmut Kuzanlı'ya 1 milyon 150 bin dolarlık demir sattık. Kaç ton yapıyor? Şu kadar ton. Tamam. İmzaladı. Şimdi diyor, sen o demiri bana peşin 1 milyon dolara satar mısın? Tabii satarım diyor. Peşin 1 milyon dolara satıyor. Peki al. Alıyor o 1 milyon doları. Ve buradan kalkıp gidiyor. O demir orada. Aldı sattı. Kalkıp gidiyor. Cebinde 1 milyon para doları var. Borcu ne kadar? 1 milyon 100 bin dolar. 1 milyon 100 bin dolar borç var. Yani 100 dolar. Haşa bu, haşa bu şey değil canım. Faiz değil ya. Ticaret. Dedi ki ben gittim böyle dediler. Burada demir var. Ne zamandan var? Çoktan var. Hiç buradan bir tane demir parçası götüren oldu mu? Olmadı. Ne yapıyorsun? Akşama kadar bize talimat geliyor, deftere yazıyoruz, o kadar. Hiç kimseyi gördüğümüz yok. Adam Ali Muhittin Karadağ, Yusuf Karadağ bir orada. Hocam dedi, lütfen dedi. Siz oranın hem ortağısınız hem danışmanısınız. Lütfen bana bunun faiz olmadığını izah eder misiniz? Ben bunu anlayamıyorum dedi. Ki çok zeki bir adamdır Ali Muhittin Karadağ. Kafası çok iyi çalışan bir adamdı. Biz ondan beraber Avrupa'da, Lüksemburg'da bir kuruluşun danışmanlığını da yaptık yani. Bir ekonomi kuruluşu. Şimdi ona söyledi, Yusuf Karadağ abi duymadı. Tam karşısında. Bir daha söyledi, o da gene hiç duymadı. Önde bir bastonu vardı böyle duruyor. Üçüncü kez söyledi, gene duymayınca o da ayrıldı yanında. İşte şimdi
gerçekten Allah-u Teala şeyde Tevbe suresinin 31. ayeti olacak. Yahudi ve Hristiyanlar için şöyle der. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ şeylerini ahbar dedikleri yani mürekkep yalanmış olan alimlerini, ruhban da din adamları. Allah ile kendi aralarına tanrılar olarak koydular. Bizimkiler de aynıdır. Ama bunu İsrailoğullarına söylüyor, değil mi? Yanılmıyorsa. Bizim İsrailoğullarıyla bir alakamız olmadığı için bizim almıyoruz. Bizim mealler de zaten din adamı, ilim adamı diye tercüme etmezler. Efendim, rahipleri ve papazları derler. Ayetin anlamını da hemen saptırırlar. Yani herhangi bir ayet bir Müslüman işine yarayacaksa anlamı gider. İşte az önceki o şey oldu, o ayetlerde olduğu gibi. Anlam diye bir şey bırakmazlar ki kendi pis sistemleri, İslam'a iftira olan bu mezheplerin pis sistemlerine kimse ses çıkarmaz. Şimdi oradan işte para vakıfları da aynı şekilde olmuş. Uzun süre yani bu ben yöntemlerden sadece en çok uygulanan yöntemi söyledim. Yani bir kitap satış alışı var. Şeylerde çok geçer bu. Müdayanat sicillerinde ya da idanat sicillerinde çok geçer. Şimdi bu yolla elde edilen gelirler nereye harcanıyor biliyor musun? İmamlara, medrese hocalarına, işte talebelere, şuraya buraya. Bu ne? Faiz geliri. Ve Osmanlı'yı çökertmiştir bu sistem. Şu anda Vakıflar Bankası'nın sermayesi tamamen bunlardan kalandır. Daha sonra 19. asırda birçok hukuki değişiklikler, şunlar bunlar oldu. İşte Vakıflar Bankası bunlarla kurulmuştur. Evet. Kuruluş sermayesi oradan kaynaklı. Tabi bu söylediğiniz şeyler bugün teverruğa da yol açıyor. Teverruk işte aynı şey. Hı. Aynı zamanda borcu gecikenin geçen hafta yaptığımız programda oradan işte adama faiz bilerek geciktirene imkan olduğu halde geciktirene faiz başlığı olmasa bile bir şekilde bir ceza yazıp onu da bağış kisvesiyle temizlediklerini iddia ediyorlar. Hep bunlar hep böyle bir zincirleme bir şekilde bugüne kadar yansıyor. İşte yok, mesela Allah-u Teala ayette ne diyor? Diyor ki Nisa suresinin 29. ayetinde Ya eyyühellezine amenu müminler La te'kulu embalekum beynekum bil batıl. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Az önce anlattığıma batıl demeyecek bir insan düşünebiliyor musunuz? Hı? Batıl demek, yanlış demek. Yanlış yani. Ya bu neresi doğru der ya? Tabii. Bu nere? Bunu hangi akıl kabul eder Allah aşkına ya? İşte benim de en çok merak ettiğim şey zihnimde bu yani. Yapan bunu biliyor ne olduğunu. Alan biliyor. Oradaki şahit biliyor. Ama Allah bilmiyor. Padişah biliyor. Ama Allah bilmiyor. Efendim, Allah'ı kandıracaklar. Allah'ı kandıracaklar. Ya bu ne? Bu ne Allah'ını seversin ya? Ondan sonra şey... Bakın Allah diyor ki mallarınızı batıl yollarla yemeyin. İlla en tekune ticareten an taradim minkum. Karşılıklı rıza ile yapılan ticaret yolu olursa yiyebilirsiniz. Ticaret dediğinizde kazanç sağlıyorsunuz. Ya mal satıp kazanç sağlarsınız ya da emeğinizi satıp kazanç sağlarsınız. Ama karşı tarafa verdiğiniz bir şey var alıyorsunuz. Verdiğiniz başka aldığınız başka. Burada ondan sonra Allahü Teala diyor ki وَلَا تَقْتُلُ اَنْفُسَكُمْ Kendinizi öldürmeyin. Bugün İslam alemi kendisini öldürmüştür. Bakın bugün Türkiye'de ekonomisini öldürmüştür. Allah bir takım şeyler veriyor. Ya artık Allah aşkına yapmayın ya. Hem ben Müslümanım diyeceksin hem faizi düşürmek. Ne demek düşürmek ya? Faizi bırakın diyor inanıyorsanız. Faiz diye bir şey olmaz. Ama İşte İslam alemi dediğimiz şey böyle. İlim adamı
Yok yani böyle doğruları söyleyenleri hani dokuz köyden kovarlar deniyor ya, hep öyle yapıyorlar. Kovun. Kovun, istediğiniz kadar yapın. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı. Allah ateşe emir verdi, yanmadı. İbrahim Aleyhisselam anasını, babasını, ülkesini terk etmek zorunda kaldı. İbrahim Aleyhisselam eşinden de Sare'den de gördüğü sıkıntı sebebiyle Hacer'i ve İsmail'i götürüp Kabe'de bırakmak zorunda kaldı. İbrahim Aleyhisselam verilen emirle efendim oğlunu kurban etmek durumunda kaldı. Ama Allah yine yardım eyledi. Çünkü Cenab-ı Hak ağır imtihanlarla geçiyor. Peki bugün İbrahim Aleyhisselam dediğiniz zaman saygı duymayan bir tek din mensubu var mı? O zaman kardeşim ne oluyor ya? Ne oluyor? Niye Allah'a güvensizlik yapıyorsunuz? Mümin demek Allah'a güvenen demektir. Allah akıl öğreten değildir, haşa. Allah bilmiyor, sen biliyorsun, öyle mi? Ya bunlar kabul edilebilir şeyler değil yani. İşte teverruku da getirdi, sokuşturdular. İşte işte geçen haftada hani borcun gecikmesi sebebiyle meydana gelen zararın nasıl karşılanacağını bütün ayrıntılarıyla anlattık. Şimdi bakın Allah-u Teala bu ayette diyor ki kendinizi öldürmeyin diyor. Ne demek ki? Ekonomi ölüyor işte. Ekonomi öldüğü zaman kendimizi öldürmüş oluyoruz. Ondan sonra hadis. Peki kardeşim. Resulullah'ın söylediği şöyle bir sözü var. Kim bir satışta iki satış yaparsa iki fiyattan en düşüğü kendisinin olur yoksa faiz olur. Yani şöyle bir şey. Sen malı ben sana bir mal sattım. Şu kitabı sana sattım. 100 liraya. Ya sattım, iş bitti. O kitabı ben sana sattım ama yanlış oldu ya. Onu bana geri verir misin? Ne vereyim? Tamam. 110 lira verir. Olmaz. İki fiyattan en azıyla geri alırsın diyor. Ya da öyle yapmazsan faize girersin diyor. Bu ne kadar güzel söylemiş değil mi? Ya beyler, buna fetva verenler hangi ayet uyuyorsunuz? Hangi hadise uyuyorsunuz? Bak mesela bir gün Zeyd bin Erkam'ın Ümmü veledi Ayşe'ye dedik. Ümmü veledi Ayşe'ye dedik. Neyse. Şey, dedim ki, ey müminlerin annesi. Zeyd'e veresiye 800'e bir köle sattım diyor. Para ihtiyacı vardı. Köleyi ondan, aslında köle değil bu da. Neyse bu ona girmeyelim. Bunların hepsinde çok o zaman da biz kölelik, cariyelik var zannediyorduk. Tercümeyi ona göre şey yaptık ama şeyler neyse o konuya girmeyeyim. Kölelik, cariyelik olmadığını görmek isteyenler hiçbir zaman olmamıştır İslam'da. Vardı da değiştirildi değil. Bizim siteye girsinler, kölelik ve cariyelik diye yazsınlar. Orada okurlar bütün delilleri. Kur'an'ın ve Resulullah'ın uygulamasının böyle bir şeyden tamamen uzak olduğunu görürler. Diyor ki 800'de bir köle sattım, paraya ihtiyacı vardı, köleyi ondan ata zamanından önce 700'e satın aldım. Ata zamanı o şey yapılıyor, insanlara böyle bir takım şeyler yapılıyor, ikramlar yapılıyor bazı kişilere. Hani o ganimetlerden. O da yanlış. Neyse, onlara da girmeyeceğim. Efendim, diyor ki yani 800'e sattım, 700'e satın aldım. Ayşe diyor ki, ne kötü bir satım, ne kötü bir alım yaptın. Zeyd'e söyle ki, eğer tevbe etmezse Allah'ın elçisiyle yaptığı cihadını iptal etmiş olur. Bunun üzerine kadın demiş, satışı bozup 700'ü geri alsam olur mu? Olur demiş. 700'e verip 800'e değil, 700'e 700 bitti. Bakın hadiste, işte sahabe uygulaması mı, işte sahabe, ayetse ayet. Peki beyler, dayandığınız ne var? Allah aşkına söyleyin bana. Neye dayanıyorsunuz ya? Zaten bu verdiği şeyi de ayete dayandırıyor. Dayandırdığı ayeti de arkasına ekliyor. Zaten söylüyor. Bak şimdi
Her kime Rabbinden bir öğüt ulaşır da faize son verirse geçmişte olan kendinedir. Allah onun işi Allah'a aittir. Ayeti de okuyor Ayşe validemiz. Yahu kardeşim, hani hiç Allah'ta, tekrar ediyorum, Allah'tan asla korkmadan biz insanları Kur'an-ı Kerim'e çağırıyoruz. Ki o şeyden, Münafıkun suresinden okuduğum ayet onu emrediyordu. Kur'an okuyun. Okumazsanız her şeyi kaybedersin. Bugün İslam alemi diye bir şey yok. Bakın, utanılacak bir şeydir. Türkiye, Suriye ile ilgili görüşmeleri kimle yapıyor? Amerika ile ve Rusya ile. Peki hani Suriye'deki Müslümanlar? Kim bunlar Allah aşkına? Bitmiş. İşte her şeyini kaybetmişsiniz ya. Siz kendini ne zannediyorsunuz? Suriye'nin de, şimdi adını vermeyeyim, şimdi oradan da meşhur büyük alimleriyle de benim çok işte şeylerim var, tartışmalarım vardır böyle çok şeyler. Onlardan da çok rahatsız olanlar vardır benden. Artık zannedersem hepsi öldü mü, yaşayan var mı bilmiyorum. Zaten artık yıllardır irtibatımız kesildi. Çünkü Suriye'ye de davet edilmiştim. Şimdi yahu kardeşim, size ne oluyor? Ne ayet var, ne hadis var, ne şu var, ne bu var. Bir de bizi suçluyorsunuz. Yani peki bu mezhepler hangi dinin mezhebi, Allah aşkına söyleyin bana ya. Aslında bugün anlattığımız mezheplerde de yok. Mezhep de bıraktınız siz. Kendi kafanıza göre bir takım şeyler yaptınız. Yeni bir din uydurdunuz. Ondan sonra kendinizi hoca zannediyorsun. Oh ne güzel. Oh ne güzel. Lan peki bizi dışladığınızda ne kaybettik? Kim zararda? Ne kaybettik ya? Allah'a çok şükür bizim gibi bir araştırma merkezi olan ikinci bir şey var mı? Bütün üniversitelerin yaptığını toplasınlar, bir kenara koysunlar. Süleymaniye Vakfı'nın topladığında bir tane bir kenara, yaptığı herhangi bir çalışmayı koysunlar. Onları sınıfta bırakır ya. Ne oldu? Biz mi zarar ettik, siz mi ettiniz? Bak işte Allah'a şükür, bak Allah neler nasip etti. Şurada televizyondan, radyodan, internet radyodan, her taraftan Allah büyük imkanlar verdi. Ya insan biraz Allah'a güvenir ya. Sen Allah'a güvenmiyorsan sana nasıl mümin denir? Allah'ın dinini keyfin için kullanıyorsan senin mümin olma şansın var mı? İnşallah programlarımızın faydası oluyordur diyelim. Müsaadenizle de bitirelim bu haftayı. Peki bitirelim. Sen bitirelim dediğinde biz mani mi olduk ya? Sevgili dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla tekrar karşınızda olmak dileğiyle hepinize iyi haftalar diliyoruz.